Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Tüm dünyada bizleri izleyen kardeşlerim, şimdi hep beraber kutsal kitaplarımızı açalım. Efesliler bölümünü çalışacağız. Siz de ekran başındakiler lütfen bize katılın. Bu bölümden 19 numaralı ayeti çalışmak istiyorum. Bu ayette çok önemli bir ders var. Yaşamlarınıza büyük değer katacağına inanıyorum. Bu şekilde daha iyi yaşamlar sürebiliriz. Rabbin doğasını daha iyi anlayabiliriz. Bence bunu hepimiz isteriz, değil mi? Evet, bunu çok isterim ama bazılarınız bunun mümkün olup olmadığını sorabilir. Tabii ki bu mümkün. İşte burada Efesliler bölümünde 3 numaralı bölüm 19. ayet. Evet, işte burada bunlar yazılıyor. Paulus'un bir duası var burada sevgili dostlarım ve bu şöyle açıklanıyor. Paulus Efes'teki kardeşleri için dua ediyor. Ve bakın, dinleyin şimdi Paulus ne söylüyor. Efesliler 3:19'u açalım. Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmamız için Mesih'in sevgisinin nedenli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Bu yüzden eğer Rab'den bir şey almak ilginizi çekiyorsa, Rab'den bir şey istiyorsanız sadece Rabbe ben bunu ve şunu istiyorum demeniz yeterli değil. Hayır. Burada Paulus kutsal ruhun yönlendirişiyle İsa Mesih'in sevgisini bilmeliyiz diyor. Peki bu ne demek Doktor Suarez? Hepimiz Rabbin dünyayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Tek oğlunu kendine iman edenler kurtulsun, yok olmasın diye yolladı. Sonsuz yaşama kavuşsunlar diye yolladı. İsa gelmeyi reddedebilirdi. Biz insanları kurtarmak istemeyebilirdi. Çünkü bizlere sadece bir mesaj iletmeye gelmedi. Hepiniz şimdi bağışlandınız. Hayır, Rabbin doğruluğu böyle çalışmadı. Durum bundan çok daha karmaşıktı. Bu kadar basit değildi. İnsanlık ilk atası olan Adem'den bu yana Rab'be baş kaldırdı ve Adem günah işlediği zaman cezası ölüm oldu. Bu yüzden şeytan geldi ve insanlığın kontrolünü ele geçirdi. Bizler kötülüğün doğasının etkisinde kaldık ve kendi gücümüzle kurtulabilmemiz ve değişebilmemiz için en ufak bir şansımız bile kalmadı. Tek şansımız birinin bizim yerimize bu ölüm cezasını çekmesiydi. Bunu yapabilecek kadar adil ve doğru tek bir canlı olmadığı için İsa kendi geldi ve İsa kendi yaşamını bizler için bir kurbanlık sunu olarak verdi. Ama İsa'nın gelip burada yaşamını vermesi için ne gerekiyordu? İsa ruhsal dünyada mükemmel bir dünyada yaşıyordu. Peki ne yaptı? Neyi arkasında bıraktı? Elbiselerini mi? Hayır, tüm haklarını bıraktı. Bir Rab olarak tüm hakkını bıraktı çünkü İsa babası gibi bir duaya sahipti. Bizi kurtarmak için kalkıştığı bu hareketi için çok büyük bir bedel ödedi. Bizler yerine ölmek için tanrısallığını geride bıraktı. Tıpkı bizler gibi düşmüş bir adam haline geldi ama İsa hiç günah işlemedi. Çünkü bir insan yerine kutsal ruhun kendisinden doğdu. Kutsal ruh bakire Meryem'i hamile bıraktı. Meryem kutsal bir bebek dünyaya getirdi. İsa bu acılarla ve korkunçlukla dolu dünyaya geldi. Ve en kötüsü, Rabbin işini yaparken Yahudi din adamları onun hakkında ileri geri konuştular. Sen Samiriyeli değil misin? Senin bir cinin yok mu dediler. Aynı zamanda İsa cinleri cinlerin prensinin yardımıyla kovuyor dediler. Cinlerin prensi şeytan aynı zamanda Beelzebub ismiyle çağrılıyordu. Ama İsa asla bizim için pes etmedi. Hepiniz cehenneme gidin demedi. Beni istemiyorsanız ben de cennete dönerim demedi. Hayır, İsa bu dünyayı öyle sevdi ki göklerden inerek bizlerin seviyesine düştü ve bizim aramızda yürüdü ve yaşadı. Tıpkı bugün aramızda olduğu gibi kaç kere yüreğinize konuştu ve sizler yaşamınızı değiştirdiniz. Rab sana hizmet edeceğim dediniz. Rab senin arzunu yapacağım ama en ufak bir ayartılma karşısında kararlarınızı unuttunuz ve ayartılmanıza izin verdiniz. Ama İsa gelip kutsal ruhuyla sizleri yine ikna etti. İşte böyle bir sevgiyi hepimiz anlamalıyız. Peki neden? Bu şekilde Rabbin doluluğuyla bizler de dolacağız. Rab doludur, Rab tamdır, Rab tamamen kutsaldır. Rab mükemmel ışıktır, mükemmel anlayıştır. Rab gücünde tamdır, Rab her bir alanda ve konuda iyidir. Rab mükemmeldir ve tamdır. Ama bizlerin dolması gerekir. Sevgili kardeşlerim, bu çok önemli bir konu. Neyle dolacağız? Bu tam Rabbin doluluğuyla. Ama ben nasıl Rabbin doluluğuyla dolarım ki? Daha önce dediğim gibi sadece dua etmekle olmaz. Mesih'in sevgisini bilerek olur. Bu sevgiyi tecrübe ederek olur. Bu sevgiyi tadarak olur. Örneğin diyelim ki kendinizi hasta hissediyorsunuz ve şifa almaya ihtiyacınız var. Peki İsa şifanızı alabilmeniz için ne yaptı? İlk önce Romalılar onu tutukladıktan sonra gelip kendisini bağlamalarına izin verdi. Ondan önce de Yahudiler İsa'yı öldürmek istemişlerdi. Hatırlayın, Nasra'dayken Yahudiler onu bir uçurumdan atmaya kalkmışlardı. Parçalara ayırarak öldürmek istemişlerdi. İsa sadece sakince konuşarak oradan ayrılıp gitmişti. Rab olarak her şeyi yapmaya gücü vardı.
Getsemani bahçesinde onu arayan insanlara kimi aradıklarını sordu. Nasralı İsa dediklerinde o benim dedi. Hepsi yere düştü. Ama sonra ayağa kalktıklarında lütfen kimi arıyorsunuz söyler misiniz dedi. Nasralı İsa dediklerinde size söylüyorum o benim dedi. Hepsi tekrar yere düştü ama İsa kendini askerlere teslim etti. Çünkü bizlerin cezasının bedelini ödemek istiyordu. İşte orada pretoriumda çarmıh üzerinde ölmekle cezalandırıldı. Ama ilk önce İsa'yı alıp sırtındaki kıyafetleri çıkardılar. Sonra bir asker eline 9 kuyruklu denilen kırbacını aldı. Kırbacın ucuna tutturulan insana değince eti parçalayan 9 ayrı keskin metal takıldı. Tarihçilere göre 39 kere kırbaçladılar. Tüm güçleriyle kırbaçladıkça bedeni parçalandı. İşte bunlara bizlere olan sevgisi yüzünden katlandı. Ve işte bu açılan yaralara Rab bizlerin ve sizlerin tüm hastalıklarını ve acılarını koydu. Peki İsa bunca acıya ve zulme neden katlandı? Bizler tamamen şifa bulalım diye katlandı. Bunu anlayabildiğiniz anda yaşamınız değişecek. Bu yüzden şifamın peşinden koşmayacağım çünkü şifa zaten bana verilmiş bir haktı. Ben sadece bu acının şifasını isteyeceğim. Hayır, şifamı bana verilen o hakkı İsa'nın adını yüceltmek için isteyeceğim. Bir kez İsa'nın bu yüce sevgisini anladığınızda Rabbin doluluğuyla dolacaksınız. Aynı prensip sizlerin zenginliği ve bolluğu için de geçerlidir. Kutsal kitap bizlere Rabbin bereketinin kişiyi zengin yaptığı ve acısız kıldığını söyler. Ben başıma acıdan duvarlara vurmaktan bıktım usandım. Bu yüzden şimdi Rabb'e inanacağım. Rabbin bereketini alacağım ve sonra Rabbin sevgisini de alacaksınız. Ve bu sevgi size bolluk ve bereket getirecek. Rab ailenizi bereketlemek istiyor. Yaşamınıza ait her şeyi bereketlemek istiyor. Bazılarınızın düşünceleri kirli ve günah dolu. Bu kişiler geçmişteki cüzdanlılar gibi, tıpkı kanserli olan kişiler gibiler. Bazı kişiler sizlere normal bir kişi gibi bakmazlar. Normal bir insan gözüyle sizi görmezler. Sizlere cinsel bir obje gibi bakarlar. Kafalarındaki düşünceler kirli ve günah doludur. Sürekli bu düşünceleri düşünüp dururlar. Bu düşünceler hayatlarını ele geçirir. İsa Mesih'in bizlerin kurtuluşu olduğunu anladığımız anda İsa Mesih'i hayatımıza alırız. Aklımız ve düşüncelerimiz saflaşıp aranır ve sonra temiz ve saf düşüncelerin ne kadar güzel olduğunu anlarız. İşte bundan sonra kendi yaşamımızda Rabbin doluluğunu tecrübe etmeye başlarız. Efesliler 3:19. Bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Kimin sevgisi? Mesih'in sevgisi. İşte bu sevgiyi bilmeye ve kavramaya o kadar çok ihtiyacımız var ki bu sevgi bizleri karanlığın tüm gücünden özgür kılar. Her türlü illet, acı ve hastalıktan özgür kılar. Yaşamda bizlere tam bir doluluk verir. Bizleri tamamlanmış insanlar yapar ve neden peki böyle olur? Çünkü Rabbin sevgisini aldığınız an Rabbin doluluğuyla dolarsınız. Bu yüzden dolmanız gerekir sevgili dostlarım. Şimdi sizler de benimle birlikte Efesliler bölümünü açın. 3. bölüm 19. ayette ne diyordu? Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için. Başka bir deyişle başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz ve ondan sonra sizler gerçek birer bereket olursunuz ve her türlü illet üstüne tam bir yetkiye sahip olursunuz. Yaşamdaki tüm mücadeleleri kazanan kadın ve erkekler olursunuz. Paulus, Efes'te Rabbin işlerinin ilerleyişini gördükten sonra şöyle diyor. Çünkü Paulus'un bizzat kendisi Rabbin eli olarak oradaki işleri başlatmıştı. Paulus, Efeslilere olan mektubunda şöyle diyor. Efesliler 3:14-19 arası. 14-15. Bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim. 16. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Rabbin kutsal ruhu işte burada Rabbin gücünü bizlere veriyor. Peki sevgili dostlarım, sizce bu neden oluyor? Ayet şöyle devam ediyor. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Demek ki Mesih'in sevgisini anlamamız gerekiyor. Bu sevginin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamalıyız. Peki bunu neden anlamalıyız? Bu şekilde Rabbin doluluğuyla dolabiliriz. Rab bizlerin acısına şifa vermekten çok daha fazlasını yapabilir. Veya kanserimizi veya gözlerimizi iyileştirmekten veya sırt problemimizi iyileştirmekten. Bunlar ancak Rabbin gücüyle mümkün olabilir. Rabbin bizlere vereceği tam ve mükemmel şifalar var. Gerek materyal, gerek aklımızda, gerekse ruhsal anlamda olsun.
Rabbin vereceği çok fazla şey var. Rab sizlerin kendi doğasının doluluğuyla dolmanızı istiyor. Ve sonra şeytan gelip sizlere zarar vermek istediğinde sizler Rabbin tam doluluğuyla dolmuş olacaksınız. Rabbin gücüyle dolu olacaksınız. Şeytanın size saldırması başınıza gelecek en ciddi olaydır. Rabbin doluluğuyla dolu olduğunuzda sizin canınızı yakan o dizinize dönüp dinle ağrı. Hemen şimdi ayrılacaksın İsa Mesih'in adında ayrıl diyeceksiniz. Ayağınızdaki o ağrıya hemen gidiyorsun İsa Mesih'in adında diyeceksiniz. Sertleşmiş, eğemediğiniz o boynunuza şimdi rahatça döneceksin diyebileceksiniz. Ve hemen o anda şifa alacaksınız. Kirli düşüncelerle dolu olan o aklınıza sadece kötü düşünceler düşünen o aklınıza sesleneceksiniz. Öyle ki kirli bir akıl sizi kolayca sınırın ötesine taşıyabilir ve gerçekten ahlaksal olarak yanlış bir şeye sizi itebilir. Hayır asla, bundan sonra temiz düşünceler düşüneceksin. Hayatımın kontrolü bende olacak. Ben özgürce yaşayabileceğim. Kötü olan şeytan benim hayatımda hüküm süremeyecek. Doktor Suarez, işte ben bugün bunu istiyorum. İsa Mesih'in sevgisini öğrenmek ve tanımak istiyorum. Günahlarımın bağışlanmasını istiyorum. Ben yenilenmek istiyorum. Tamamen yenilenmek. Eğer bunu gerçekten şimdi istiyorsanız sizler için bir dua edeceğim. Sizler için dua ederek Rab'den sizi tamamen bağışlamasını dileyeceğim. Doğduğunuz günden itibaren tüm günahlarınızı Rab unutacak ve tertemiz olacaksınız. O zaman şimdi ayağa kalkın, sizler için dua edeceğim. Ekran başında bizi izleyenler, sizler de aynı şeyi yapın lütfen. Bu yaşamlarınız için çok büyük bir fırsat. Kaç yaşında olursanız olun, tek önemli şey bu andır. Rab sizi affedecek. Rab yaşamlarınızı tamamen değiştirecek. Yaşamınızın akışı şu andan itibaren değişecek. Bunu siz izin verirseniz yapacak. Şimdi gözlerinizi elimden ayırmayın. Ellerimi arkadan kameraya çekebilirsiniz. Çünkü bizi ekranlarından izleyen kardeşlerimin ellerini benim elimin üstüne koymasını istiyorum. Ellerinizi benim elimin üstüne koyuyormuş gibi yapın. Burada şu an yaptığımız bir birliktelik ve şimdi benimle hemfikir olun sevgili dostlarım. Ya Rab, önüne gelip senden bağışlanma istiyorum Rabbim. Tüm günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla. Bugüne kadar aklımızdan geçen tüm kirli düşünceleri sen bağışla. Sözlerimdeki günahları ister bilinçli, ister bilinçsiz, yaptığım günahlı hareketleri sen bağışla. Ben bu kirli aklımda, günah dolu bedenim ve ruhumla devam etmek istemiyorum. Şu ana kadar şeytanın ellerindeydim. Ama şimdi kurtuluş istiyorum. İsa Mesih'i yaşamıma Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum. Rab'be dua ederken ellerinizi kalbinizin üstüne koyarak başlarınızı eğin. Rabbim, senin kutsal sözünün bir hizmetkarı olarak sana günahlarını itiraf etmiş olanların hepsinin günahlarının bağışlandığını ikrar ediyorum. Bu kişiler karanlığın gücünün pençesinden kurtuldu. Ve şimdi bu kişiler sevgili Rabbim senin ışık krallığındalar. Çünkü onlar İsa Mesih'i yaşamlarına aldı. Bu kişiler şimdi kurtuldu. Artık şeytana ait değiller. Senin kutsal sözünün bir hizmetkarı olarak Ya Rab bu kişilerin özgürlüğünü duyuruyorum. Şeytan sana ait olan her şeyi al ve şimdi İsa Mesih'in adında çık git bu yaşamlardan. Bu insanların hepsini özgür kılıyorum. Ve Rab şimdi sana şükrediyoruz. Ve senin yüce adını tekrar tekrar anıyoruz. Sevgili Rabbim teşekkürler. Şimdi lütfen hepiniz bana bakın. Kaçınızın kollarında bir sorun var. Tıpkı şu an benim yaptığım yaparken kolunuzu havaya kaldırmanıza engel oluyor. Canınız çok yanıyor. Doktor Suarez kolumu rahatça oynatamıyorum. Omuzlarınızdan parmak uçlarınıza kadar kollarınızda kaçınızın sorunu var. Şimdi kollarınızı İsa Mesih'in adına uzatın. Çok fazla kişi var burada. Öne doğru gelmenizi istiyorum. Şimdi gelin lütfen. Dualarımın boşuna gitmesini sevmem. Şimdi gözlerime bakın. Şu anda bizler imanla dua ederken Rab aramızdan geçerek buradaki her kişinin, kadın ve erkeğin kollarına dokunacak. Dua etmeyi bitirdiğim anda sizler kendiniz şifa alıp almadığınıza karar vereceksiniz. Şimdi yapamadığınız hareketleri bir tekrarlayın. Ne yapamıyordunuz? Bunu mu yapamıyordunuz? Öyleyse birazdan yapacaksınız sevgili dostlarım. Eğer ellerinizi oynatamıyorsanız birazdan oynatmaya başlayacaksınız. Doktor Suarez, bunu yapmayı hayal bile edemezdim ama yapacaksınız. Çünkü Rab size dokunacak sevgili dostlarım. Ama sakın şüphe etmeyin, lütfen bana bakmayı bırakmayın. Eğer yapabilir miyim veya acırsa demeyin. Sevgili kardeşlerim, eğer bunu hiç yapmazsanız zaten acımaya devam edecek. Acaba veya belki gibi kelimeler şüphe belirtisidir. İmanda yeri yoktur. Şüphe eden insanlar şeytanın ellerinde demektir. İmanı olan kişiler İsa Mesih'in ellerindedir. Rab sadece İsa'nın ellerinde olan kişilere şifa verecek. Kardeşlerim, şimdi bereketlerinizi almaya hazır mısınız? Öyleyse lütfen ellerinize bakın. Tıpkı
bunun gibi ve benimle hemfikir olun sevgili kardeşlerim. Rabbim İsa Mesih'in adında bu elleri sana sunuyorum. Ya Rab, ellerini bu insanların üstünde tut. Sevgili Rabbim, bu açtığımız ellere sen iyileştirme gücü koy. Kurtarma gücünü koy. Mucize yapma gücünü koy. Harika işler yapma gücünü koy. Tüm kötü olanın işlerini geri çevirebilme gücü koy. Tekrar yaratma gücünü koy. İsa Mesih adına senden aldık. Şimdi kardeşlerim, elleriniz meshedildi. Eğer sol kolunuzda sorun varsa sağ elinizi üstüne koyun. Kardeşler, durmayın, yapın. Ve imanla konsantre olun. İsa Mesih'in adında. Baba, gel ve şifanla bu kollara dokun. Hem buradaki kişilere, hem de bizi ekranları başında şu an izleyen, dünyanın her yerindeki milyonlara dokun. Bu kişiler benimle birlikte hemfikir olarak şu an sana dua ediyor. Bu kişilerin kollarında sorun var. Ya Rab, bazıları düşmüş. Bazıları kaza geçirmiş. Bir kısmı ameliyat geçirmiş. Baba, ama kolları asla eskisi gibi olmamış. Hastalıkları var. Romatizma, artriz, artrosiz ve tendinit romatizmal artriz, nefritiz ve başka bir sürü farklı hastalık. Baba, senden şu an istiyorum. Gücünle gel ve bu kişilere dokun. Sinirlerine dokun, kemiklere dokun, kaslara dokun, bedenlere dokun, kolları ile ilgili olan her yere dokun ve yenile ya Rab. Havaya bile kalkamayacak kadar zayıf olan bu kolları yenile. Geceleri ağrıdan uyutmayan bu kolları yenile. Ya Rab, babam, senin kutsal sözünün bir hizmetkarı olarak şimdi senin gücünü ve yetkini kullanarak buradaki her bir yaşamı İsa'nın adıyla bereketliyorum Rab. Şimdi tüm hastalık ve illetleri durduruyorum ve bu hastalık ve illet ruhlarına sesleniyorum. Bu kolları hemen terk edin. Hemen terk edeceksiniz. Bu illetlerinizi alarak İsa Mesih'in adında buradan hemen gideceksiniz. Ve senin kutsal adına şükrediyoruz İsa Mesih. Şimdi buradan gitme vaktin geldi şeytan. Bu bedenleri rahat bırak. Bu insanları rahat bırak. Şimdi bana bakın lütfen. Bana bakın. İsa Mesih'in kollarınıza dokunduğuna inanıyor musunuz? Öyleyse şimdi hiçbir korku duymadan böyle yapın. Ellerinizi kaldırın. Alkışlayın, evet. Şimdi yapabiliyorsunuz. Ellerinizi iyi indirebilirsiniz. Evet kardeşim, ne oldu? Bir gün düştüm. Kolum çok kötü incindi ve ameliyat olmam gerekiyordu. Ne kadar zaman önce düştüm? Ama olmadım. Sakın hemen ayrılma, çünkü Rab hala aramızda çalışıyor. Bir sene. Bir seneden fazla oldu. Bir seneden Rabbi fazla. Şimdi iyileştin mi? Evet, iyileştim. Şükürler olsun. Aranızda başka kim var? Oradaki. Kaslarımda ağrı vardı. Bunu yapamıyordum. Ama kolumu çok genç duruyorsun. 750 yaşında falan mısın? Ne kadar süredir kolun bu durumda? Aşağı yukarı 2 haftadan beri bu şekilde. Ama şimdi iyileştin mi? Evet, şimdi yapabiliyorum, evet. Amin, şükürler olsun. Şuradaki hanımefendi, neyiniz var? Burada çok ağrım vardı, kolumu kaldıramıyordum. Ve şimdi iyi misiniz? Ağrı hissetmiyorum. Peki ya siz kardeşim? Benim de dua edilene kadar omzumda ağrı vardı. Kolumu oynatamıyordum. Ne kadar süredir bu durumdaydın? Sanırım 2 aydan beri böyleyim. 2 ay. Peki ya siz kardeşim? Doktor Suarez, burada şiddetli ağrım vardı bu bölgede. Aha. Uyandığımda dayanılmaz ağrıyordu. Ama şimdi şükürler olsun, çok iyiyim. Peki siz kardeşim? Ben kolumun nasıl kırıldığıyla ilgili daha önce sizle konuştum. Aha. Ve Rab bana şifa verdi. Ama sonra bu sefer de elim ve bileğimde sorun oldu. Fizyoterapiye gidiyorum çünkü siz bizlere sürekli olarak, evet, doktora gitmelisiniz diyorsunuz. Rab sana şifa verdi, şükürler olsun. Ve şimdi Rab benim koluma şifa verdi. Evet kız kardeşim, sen? Çok kötü düştüm ve sonrasında kolumu hareket ettirip böyle çeviremedim. Kötüydü. Ne kadar süre önce bu? 1 yıl önce. Ve şimdi iyileştiniz. Şimdi çok iyiyim. Tamam, Rabbe şükürler olsun. Anlatın. Doktor Suarez, gece bu omzumda ağrı oluyor. Kolumu oynatamıyorum bile. Bu tarafında şimdi... ama şimdi geçti. Şimdi iyi misiniz? Evet, iyiyim, şükürler olsun. Devam edin, son bir tanık alacağım. Ne yazık ki herkes için vaktimiz yok. Bir aydan beri kolum çok acıyordu ve kolumu kaldıramıyordum bile. Ama şimdi normal bir şekilde kaldırıyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Rabbe şükürler olsun. Şimdi yerlerinize oturabilirsiniz. İsa'ya koca bir alkış verelim. Rab çok güzel. Şimdi lütfen Gerçek Hayattan Kesitler bölümünü izleyin. Gerçekleşen Hayaller. Benim hayallerim iyi bir eve sahip olmaktı. Çok çalıştığım için kiramı ödeyebiliyordum ama başka bir şey alamıyordum. Eskiden 3 işte birden çalışırdım ama gene de çok zorlanıyordum. Ayın sonu geldiğinde buzdolabı bomboş olurdu. İçinde sadece su olurdu. Başka hiçbir şey olmazdı. Bu yüzden üzülürdüm. Ayın sonuna geldiğimizde tek bir yumurta bile olmazdı. Düşünün, kirayı ödedikten sonra çocuklarınıza yiyecek bir şey alamıyorsunuz.
Çok zor bir yaşam sürüyordu. Bazı günler karnını doyurabilmek için sadece un pişirdiğini söylemişti. Yiyecek hiçbir şeyleri yoktu. Gerçekten ama gerçekten zor durumdaydılar. Tarif etmem çok zor. İnanın anlatması bile zor. Çok garip gerçekten. Benim bazen işe gidecek param bile olmazdı. Çocuklardan borç alarak işe giderdim. Benim evim çok eskiydi. Tahtadan yapılmıştı. Her yeri çürümüştü. Yer tahtaydı, cilalı tahtalardan. Ve evim gerçekten çok küçüktü. Ivonte artık bu duruma dayanamaz. Kendi hayalindeki ev için ısrar eder. Bir gün İman Gücü programını izler ve sponsor olur. Ve bir gün televizyon izlerken Doktor Suarez'i görmüş. Yüreğinde Rab onunla konuşmuş ve programa destek olmak istemiş. Ve sonra Rab tüm yaşamını ve evini bereketlemeye başladı. Bunu yaptıktan sonra sanki gökten bereket yağdığını söylüyor. Maddi olarak durumu düzelmeye başladı. Bazı günler sanki gökten bir melek gelip ona ihtiyacı olan bereketi verdiğini söylüyor. Artık huzurlu olduğunu söylüyor. Şu anda çok mutlu. Programı desteklemeye başladım ve sonrasında bereketim arttı. Ve bu evi inşa etmeye başladım. Ailecek evi inşa ettik, kendimiz yapıyorduk. Çok güzel bir duygu bu. Ve şimdi bugün çok büyük bir evim var. Benim evim Rabbin bana verdiği bir bereket. 4 yatak odamız ve 3 banyomuz var. 1 çamaşır odamız var. Ve başka her şeyimiz var. Tüm bunlar Rab'den geldi. Ve o gün verdiğim karardan sonra sadece ve sadece bereket aldım. Rabbe şükürler olsun. Bugün buzdolabım her zaman ağzına kadar dolu ve tek ihtiyacım bile yok. Bolluk ve bereket katlandı. Bugün elime geçeni biriktiriyorum bile. Hatta dilersek tatile bile çıkıyoruz. Bunu karşılayabiliyoruz. Rabbe şükürler olsun. Rab onu her gün bereketliyor. Yavaş yavaş arttırarak. Rab bize bolluk verdi. Bu eve bakıp ne kadar bereket aldığımıza şükrediyoruz. Bazı geceler rüyamda bir çiftlik evinde yaşadığımı görüyorum. O eski her yeri dökülen çiftliklerdi. Ve sonra bu evde uyandığımda ne kadar harika bir evim olduğu için dizlerimin üstüne çökerek Rabbe şükrediyorum. İsa, sana çok teşekkür ediyorum. Benim için yaptığın her şey için teşekkür ediyorum. Çünkü daha önce sahip olmadığım bu imana sahibim. Yüreğimde çok büyük bir iman var. Ve ben bu imanı Doktor Suarez'le buldum. Onun sayesinde böyle bir imanım oldu. Onun ve iman gücü programlarının sayesinde. Ve imanım büyüdükçe Rab beni bollukla bereketlendirdi. Çok mutluyum. Rabbe şükürler olsun. Şimdi soru cevap bölümüne geçelim. Sadece düşünerek düşüncemizle günah işlememiz mümkün müdür acaba? Tabii ki mümkün. Bazı kişilerin zihinleri tamamen kirlenmiştir. Kutsal kitap bize ruhunda ne düşünürsen sen olsun der. Aklınızı günah dolu fantezilerle doldurursanız Rabbin huzurundan ayrılmış olursunuz. Bu olursa hemen geri dönün. Doktor Suarez, bu imkansız. Aklımdaki bu düşünceleri kontrol etmeye çabaladım ama olmuyor. Size kutsal ruh gelip yardım etmedikçe ve yürekten İsa ile konuşmadıkça olmaz. Şimdi ayağa kalkalım, toplantımızı İsa Mesih'in adına duayla kapatacağız. Lütfen başlarınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Baba, şu an önünde dua etmek için varız. Bizler senin ellerinin harika işlerine şahit olduk. Tıpkı aramızda kollara şifa verdiğin gibi dizlerinde sorun olan kişilere de şifa ver Rabbim. Birçoklarının tarifsiz acıları var. Artık dayanamıyorlar. Ayrıca az önce tanıklığını veren hanımefendi gibi pişirecek tek bir yumurtası bile olmayanlar var. O bayanın yiyecek hiçbir şey yoktu. Sadece açlıktan ölmeyecek kadarıyla hayatta kalıyordu. Baba, gücünle gel ve nerede ihtiyaç varsa o kişinin yaşamında mucizeler yap Rabbim. Rabbin dualarıma cevap verdiğini biliyorum. Müjdenin bir hizmetkarı olarak şeytan, sana şimdi emrediyorum. Tüm bu yaşamlardan ellerini çek. Bu insanları rahat bırak İsa Mesih'in adında. Mucizelere inanır mısınız? Aqui estão os aparelhos. Sem ele você não ouvia. Vamos tentar ensinar. Já saiu. Ela está até emocionada aqui. Está derramando lágrimas. Está bom? Bonito. É lindo ver essas lágrimas de emoção aqui. Jesus. Jesus. Televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor.
Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin, mucizenizi alın.